Bir zamanlar Filistin, barış, hoşgörü ve adalet sözcükleriyle birlikte anılırdı. Farklı dinlerin mensupları, karşılıklı saygı ve tolerans içinde ibadetlerini yerine getirip, kardeşçe bir arada yaşıyorlardı. 637 yılında Hazreti Ömer'in Filistin'i fethiyle başlayan bu barışçı dönem, tarihe Müslüman yönetimlerin imzasıyla geçti. ...1517 yılında bölgeyi fetheden Osmanlılar da önceki Müslüman yönetimlerin Kur'an ahlakı gereğince yaşattığı hoşgörü ve adaleti sürdürdüler. Günümüzde bile örnek alınan bir huzur ve özgürlük ortamı kurdular. Müslüman yönetimlerin ve Osmanlı İmparatorluğu'nun hoşgörülü, adil ve medeni bir yönetim kurmalarının nedeni, Allah'ın Kur'an'da öğrettiği üstün ahlaka uymalarıydı. Allah Kur'an'da Müslümanlara şöyle emreder: şüphesiz Allah size emanetleri ehline teslim etmenizi ve insanlar arasında hükmettiğinizde adaletle hükmetmenizi emrediyor. Bununla Allah size ne güzel öğüt veriyor. Doğrusu Allah işitendir, görendir. Fakat yüzyıllar boyu barış içinde yaşayan bölge halkı için bu güzel günlerin sonu hızla yaklaşmakta. Tarih Ocak 1895. Yer Paris. Fransız ordusundaki Yahudi bir subay, yüzbaşı Alfred Dreyfus'un rütbeleri söküldü ve Dreyfus ömür boyu hapse mahkum oldu. Suçu casusluk olarak açıklandı. Alman hükümetine gizli askeri bilgileri aktardığı iddia edilmişti. İlerleyen yıllarda Dreyfus'un suçsuzluğunu ortaya çıkaran bazı belgeler Fransız hükümeti tarafından örtbas edildi. Bu durum, güçlenen antisemitizm rüzgarının önemli bir işaretiydi. Dreyfus davasının derinden etkilediği kişilerin başında Theodor Herzl gelmekteydi. Macar Yahudisi bir gazeteci olan Herzl'e göre, Yahudilerin bu gibi baskılardan kurtulmasının tek yolu vardı: hepsinin bir ana vatanda toplanması. Herzl, Yahudi Devleti adlı kitapta fikirlerini ortaya koymuş ve ardından politik arayışlara başlamıştı. Bu arayışlarının başında 1897'de İsviçre'de toplanan 1. Siyonist Kongre vardı. Kongrenin ardından şöyle demişti: ben burada Yahudi Devleti'ni kurdum. Belki 5 yıl içinde ama en geç 50 yılda herkes bunu anlayacak. Yüzyıllardan beri ilk kez Yahudiler bir amaç doğrultusunda açıkça bir araya toplanmışlardı. Kongrenin kapanışında bir deklarasyon yayınlandı. Siyonizm, Yahudi halkı için bir vatan bulmaya karar vermişti. Peki bu vatan neresi olmalı? Herzl arayışlarının başında İstanbul'a geldi ve Sultan Abdülhamit'le görüştü. Amacı Osmanlı'nın zayıflığından da yararlanarak Filistin'i elde etmekti. Ancak teklifi şiddetle reddedildi. Bunun üzerine İngiltere'ye geçti ve Joseph Chamberlain'la pazarlığa girişti. Fakat İngiliz hükümetinin de Filistin'i vermeye pek niyeti yok gibiydi. Onların teklifi Doğu Afrika'da küçük bir yer oldu: Uganda. Siyonist hareket bu teklifi değerlendirmedi bile. Çünkü Yahudi vatanı çoktan tespit edilmişti. Müzik.
Filistin 19 yüzyıl önce Yahudilerin vatanıydı. Milattan sonra 70 yılında Romalılar tarafından sürülerek diasporaya dağılmışlardı. Ve şimdi buraya dönmeye karar vermişlerdi. Zaten hareketin ismi de Filistin, dahası Kudüs'ü çağrıştırıyordu. Siyonizm kelimesi Kudüs'ün yanı başındaki kutsal Siyon dağından geliyordu. Theodor Herzl'in politik girişimleri başarısızlıkla sonuçlanınca, Birinci Dünya Savaşı'na dek Siyonizmin Filistin'i ele geçirme planları da rafa kaldırıldı. Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı için yıkılma sürecinin son aşamasıydı. İmparatorluğun yüzyıllar boyunca barış içinde bir arada tuttuğu topraklar birer birer işgal edildi. Mayıs 1916'da İngiltere ile Fransa arasında imzalanan Sykes-Picot Anlaşması uyarınca Orta Doğu etki bölgelerine ayrıldı. Bugünkü Suriye ve Lübnan Fransa'ya bırakıldı. Filistin'in büyük bölümünü İngiltere kontrol altına aldı. İngiltere, 1917'de yayınladığı ünlü Balfour Deklarasyonu'yla Filistin'de bir Yahudi vatanı projesine destek verdiğini ilan edince, Siyonist proje süratle tozlu raflardan geri alındı. Birinci Dünya Savaşı'nın başlangıcında sayıları sadece 18 bin kadar olan Yahudi göçmenler, 1929'a gelindiğinde Arap topraklarında 160 bin kişi olmuşlardı. İki Dünya Savaşı arasındaki dönem, Filistin'i Yahudileştirmek için girişilen yoğun bir mücadele dönemi oldu. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından evsiz kalan milyonların arasında çok sayıda Yahudi bulunuyordu. Yaşadıkları işkencelerin ardından sığınabilecekleri bir vatan arıyorlardı. Siyonist projenin amacı da bu insanları tarihi bağları olan topraklara geri götürmekti. Böylece Filistin'e doğru büyük bir Yahudi göçü dalgası oluştu. Yahudiler her ne pahasına olursa olsun kendilerine vaat edildiğine inandıkları yere ulaşmaya çalışıyorlardı. Ancak Yahudi göçmenlerin akın akın Filistin'e gelmesi Arapları tedirgin etti. Siyonizm ezici bir çoğunlukla Müslüman Arap bir coğrafyanın içine yabancı bir unsur enjekte etmeye çalışıyordu. Doğal olarak bu yabancılar için geniş bir yaşam alanı gerekliydi. Yani Orta Doğu'nun yerlilerinden zorla toprak alınacaktı. Başlangıçtaki zor kullanma yöntemi gerilla savaşıydı. Yahudi militanlar İngiliz güçlerine karşı gerilla savaşı başlattı. İngiliz Merkez Komutanlığı konumundaki Kral Davut Oteli'ne 22 Temmuz 1946'da kanlı bir saldırı düzenlendi. Saldırıyı Menahem Begin liderliğindeki Irgun teröristleri üstlendi. Irgun, Yahudilerin kurdukları illegal bir askeri organizasyondu. Tek amacı vardı, Yahudi olmayan tüm varlıkları Filistin topraklarından temizlemek.
Kral Davut Oteli'nde 91 kişi ölmüş, çoğunluğu ağır 45 kişi de yaralanmıştı. İngiliz komutanların aldıkları askeri tedbirler terörist saldırıları engellemeye yetmeyecek ve ilerleyen aylarda daha çok kan akacaktı. Yahudilerin bu tutumlarını anlatan bir ayette Allah şöyle buyurur. Biz de onların arasına kıyamet gününe kadar sürecek düşmanlık ve kin salıverdik. Onlar ne zaman savaş amacıyla bir ateş alevlendirdilerse Allah onu söndürmüştür. Yeryüzünde bozgunculuğa çalışırlar. Allah ise bozguncuları sevmez. İngiltere bu karışık durumun altından kalkamayacağını düşünerek bölgenin geleceğini Birleşmiş Milletler'e bırakmaya karar verdi. Birleşmiş Milletler 1946'da ülkenin Araplarla Yahudiler arasında yarı yarıya paylaşımını öngören planı uygulamaya koydu. Bundan bir süre sonra da İngiltere Filistin'den askeri gücünü geri çekti. Yahudilerin ülkeye hakim olma planları tam olarak işliyor gibiydi. David Ben Gurion, 19 yüzyıl aradan sonra dünya üzerinde ilk kez bir Yahudi devleti kurulduğunu